Bir Şile değil mi? Kaç gün ya? 2 günden bırakmıyoruz ama. 2 güne bir söndürüyoruz kaloriferi. Baba, değil mi? Yanıyor ya. Bu kadar da kül bir oğlum meşeler mi yanıyor ya? Yanar. Acık kenarı kömür, acık meşe ve sıcacık içerli. Sizce kış bitti mi arkadaşlar? Yoksa yenisi mi geliyor? Dağlarda az az karlar var. Aa, ikiz olmuş arkadaşlar. İkiz. Bakın. Akşam babam dolaşıyordu. Diğer tarafta bir tane ben doğutturdum. Burada da ikiz var bu çadırın içinde. Babam kulaklarına mavi küpe yapmış. İkiz bunlar. Elin bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Güzel bir günden güzel bir video ile beraberiz. Evet, ortalık eridi. Kar kalktı. Yenisi gelir mi? Bilmiyorum. Hava durumu yağışlı gösteriyor ama yağmur yağışlı gösteriyor. Belki de bundan sonra yağmurlu gidecek. Kar yağmayacak. Belki de çok büyük kar yağacak. Dışarıya çıkamayacağız yine. Bilemiyoruz ama şu anda ortalık açıldı. Ama ne oluyor? Kuzu doğumları başladı. Bir anda kuzun doğumları döküldü. İkizler var, tekler var. Diğer sayada kuzu attım şu an. Bir tane o var, emcek. Her yeri kuzu oldu. Çok şükür Rabbime. Yani bizim diğer videoda dediğimiz gibi artık bundan sonra ortalık karıştı. Niye ortalık karıştı? Öyle. Eskisi gibi hani koyunu baktım, kafat, git eve, çel bacağını yat olayı bitti arkadaşlar. Bundan sonra başlarında durmamız gerekiyor. Kuzu doğumlarını elimize aldıktan sonra ancak onu artık o geçti, onu yapamayız yani, artık kuzunun başındayız. Bugün ne yapacağız? Bugün yine işlerimizi yapacağız, koyuna bakacağız, kuzuya bakacağız, kuzularımızı emzireceğiz. Kaç tane kuzumuz oldu? Onlara bakarız. Bir Seyit Gazi'ye gideceğiz, geleceğiz. Kaz gelmiş. Kaz siparişi verdiydim ben bir abimize. Karslı bir abimiz vardı. Kaymakamlıkta çalışan, adak işleriyle falan hep oraya gidiyoruz ya. Bana dedim kaz getirir misin Kars'tan? Kaz getirir misin Kars'tan dedim. Soğukta kurutulmuş kaz gönderdi. Onu falan alacağız. Yine birkaç tane adağımız var. Onları halledeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bakalım neler olacak. Hadi çıkın bakalım. Kızlar, kınalarınız çok tutmamış. Sizin, ben size kına getireyim bugüne. He? Bir bakın bakalım bana kızlar. Bunlar kız arkadaşlar. Kara kız, ak kız. Ak kız, kara kız. Diğer orada var. Herhalde 15-20 tane oldular. Oldunuz mu 15-20 tane? Bir bak bakalım. Hava böyle gider. Eğer ki bu sıcaklıkları korur, o ayazlara düşmezsek koyunun sütü de iyi olur. Kuzular da çabuk büyür. Ama o -20'leri, -10'la kızları, -25'leri tekrar görürsek bu havalarda koyunun sütünde azalma oluyor. Ne kadar ayaz o kadar az süt. Ne kadar sıcak hava, yağmuru önemli değil. Sıcak hava o kadar güzel verim, o kadar çabuk kuzu gelişimi. Hayvanla yayılıverirse aganın böyle yeşil yeşil. Nasıl kardeşsin böyle ha? Sen nasıl kardeşsin? Biriniz ak, biriniz kara. Söyleyin bakalım bana. Annen gelecek. Şimdi geliyor, yemeyecek, seni doyuracak. Bu bizim annemize benzemiyor diyorlar. Kuyruğu var diyorlar, uzun diyorlar. Memeleri var ama 5-6 tane, 7-8 tane memesi var diyorlar. Karabaş'ın yanına toplanmışlar arkadaşlar. Karabaş, etene deriz biz. Onları arıyor. Onları yiyor. Bunlar da bakıyor. Bu arada bizim kargomuz gelmişti geçen. Onlara da bakalım. Semuha, gene bir tane var değil mi? Başladın da mavi kafalar Cemil. Bu sefer kırmızı kafalar olsun. Bak mavi. Mavi mi yaptın? Ama çıkmak üzere. Ya ben size şey alayım, güzel bir boya alayım. Kınamız da iyi değilmiş Semuha. Çıkmış kınada. Çıkmıştır. Emzir bakalım. Bu emdi evde de. Emzirdin mi? Yok. Senin içinde bir tane yeni kuzu olmuş. Onu beraber emzirem senden. Ne ses yok. Çok seviyor ama kuzu emmemiş. Bu sefer kaç tane olsun kuzun? Olmasın Semuha. Almadın ha? Olmasın. Üzücü oluyor ya. Baksana hepsi annesine gidiyor. Bu ortada kalıyor mesela. Evet. Annesiz kuzuları yine Semuha'yla Sevare emziriyor. Geçen sene Semuha bakmıştı sadece ne. Kaç taneydi? 13. 13 tane satıldı. 13'ü de hiçbir şey olmadan büyüdü. 13'ü de satıldı. Semuha sana kaç para verdiydim ben? 25.
25.000. 25.000 lira mı? 25.000 lira para aldı. Bence mükemmel bir rakam. Değil mi? 13 tane kuzu büyüttü. Emeği hakkı çünkü arkadaşlar. Ama Semih diyor ki olmasın. Niye olmasın? Onlar annesiz kaldıkları için ötekileri annesine gidiyor. Onlar böyle bakırım kalıyorlar. O yüzden olmasına gerek yok. Olursa da Semih anne şefkatıyla müdahale ediyor. Salıyoruz, salıyoruz. Hadi bakalım. En ayaklı koyunlardan bir tanesi. Çok büyüktür bunun boyu. Kuzusu da orada. Emmiş mi emmemiş mi bilemiyorum. Bak yaklaşma. Karabaş seni kafanla öldür bu. Bu kara koyunlardan. Yani eski koyunların cinsinden. Vallahi hiç acımaz. Semuha. Bunun memişini emzirelim kızım. Bu sanırım yeni doğmuş, emmemiş daha. Geçen sene ikizdi. İkiz miydi bu geçen sene? İkizdi. Hadi bakalım. Pamuk. Pamuk kızım. Al bakalım. Bak kızım. Bak. Emmiş mi? Bayağı emmiş. Karnı tok diyor, gözüküyor mu? Memelerine baksana. Bana izin verir mi ki? Bak kızım. Emmiş. Yok. Bakayım. Emmiş mi? Emmiş. Gel. Tamam, o zaman belleyelim. Kına yakalım. Gel kızım, korkma sen. Gel. Gel. Emmiş'e benziyor ben ya. Dün akşam bir iki nokta yaptım. Daha yeni olmuş o, biliyor musun? Öyle. Daha kurumamış değil mi? Hı. Yanına yap, yanına. Sen büyük bir kaşık alsaydın ya kendine. Ne bileyim, onu annem bak koydu. Bak torunun köpeği ne yapıyor bak. Gelmiyor buraya diye bak. Hiç sevmez köpekleri. Nasıl? Böyle. Yapalım. Ben tutayım. Bak köpeğe kovulacak şimdi bak. Karabaş da biliyor ne yapacağını. Dur ben geliyorum. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Gel. Şöyle yanına 3 nokta yapabilirsin. 3 çizik. Çok bir. Elimde. Yani yalnız kınan hiç tutmuyor Semih. Ben sana güzel bir kına alayım. 2. Hiç bakma bakma. Üstüne ya. Şey atayım mı? At. 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 Bir de boya alayım ben. Bizim zaten numaratörlerimiz de var. Yağlı boya alayım Semiha. Olur mu? Olur. Bir kutu yağlı boya alalım, numaratörlerle vuralım. Şimdi ilk kuzuları kın alayım. Gel bakalım sen. Erkek mi bu? Bu da dişi mi? Bu erkek arkadaşlar. Şurayı yapacaksın. 3 tane. Hangi tarafa? Bu tarafa. O tarafa. Bu tarafa. Bir çok yakın yapma. Küçük. Anası gibi kan yok ki onun, küçücük. 2. Öne yap. 3. Bir de dur şey ekeyim. Gübreye karnası yalamasın. Tamam. Bakıcım. Ya bakalım. Ama bak. Bundan sonra anlaşılan kuzular dökülecek. Döküldü bile sayılır. Şu anda kaç tane var bilmiyorum ama sanırım 15-20 oldu Semih ha? Aha, o kadar var. Artık yavaştan yavaştan da ayırmaya başlarız. Ayırdığımız koyunları da kuzuları da oraya koyarız. Gel seni anana götüreyim gel. Gel sen dün oldun biliyorum ben seni gel. Sen... Kıvırık buynuzsun. Bak Semih bunu da işaretlemedik. Bu kıvırık çelek buynuzun. Uy komşu büyümüş bile. Vallahi büyümüş bile. Kınayı getir de anası yanındaysa işaretleyelim. Gel. Gözükmüyor. Bir kutbu kaldı ya. İkizleri bellemişsiniz. İkiz bir tane değil mi? Bir tane. Çelek buynuzun bu ya. Çelek ya. Çelek buynuzu bir görsen ben sana göstereceğim. Çelek buynuz, çelek buynuz. Neyse. Ben biliyorum bunun anasını ya, Semiha. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi rahatsız etmeyelim hayvanları, yesinler yemler. Götür götür. İlk o kuzu büyüdü bile, bakın arkadaşlar. Hoppa, sen de git ananı bul. Bak oradaki anasını bulmuş, emiyor arkadaşlar. Bu da burada emziriyor. Annesine mi benziyor? Aa, gördüm ben onları ikiz. Biri pamuk biliyor musun? Bembeyaz. Biri ak, biri hiç beyaz. Hadi gidelim. Birazdan gelir bakar Semih. Baba bak bu da yelin salmış. Bak görüyorsun değil mi? Bak 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 bak. Yakın. Kınalım bence. Kınalım değil ya. Kınalı. Kınalım geliyor bana artık. Arkadaşlar. Ben şimdi... Adaklarımızı dağıtmaya gideceğim. Adak kesimi yaptık. Allah kabul etsin kestirenlerden. 5 tane var. Onları kaymakamlıkla beraber dağıtmaya gideceğim. Kamerayı Semiha'ya bırakacağım. O da evdeki kuzulara bakacaklar yengesiyle beraber. Bir yarım saate, bir saate gelirim ben. Ondan sonra devam edeceğiz. Babamı da hayvanı da şöyle bir çıkarayım dedi bugün.
Hava biraz iyi ya. Hatta bahar havası gibi bir hava var. Biraz gezdirsin hayvan, şöyle bir ayakları açılsın hayvanı. Biz de öyle derler. Yemlerini verdik, karınlarını doyurduk. Akşama yemini gene vereceğiz. Yani böyle havalarda salıyoruz ya. Yemde bir eksilme yok. Yine 3 öğün baba yiğit yemi veriyoruz yani. Bu arada kaz var. Kameranın birini de yanıma götüreyim. Oradan kaz alırken de çekeyim ben. Kazımız var. Bekliyor. Belki akşam onu da pişiririz. Bizi ben nereden? Kars'tan kaz getirttirdim. 200 liraya arkadaşlar. Bir abimiz Karslı. Bakalım nasıl, onu da merak ediyorum. Oo, hayvan içiyor suyunu. Bahar geldi gibi bir hal var ya havada. Öyle bir koku var ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Abimin dediği gibi adaklık kesimini bitirdik. Tabii ki de abim kaymakamlık ile beraber kestiğimiz adaklıkları dağıtmaya gitti. Bize de haliyle ev işleri kaldı. Babam da hayvanları gütmeye gitti. Öncelikle köpeklerimizin karnını doyuracağız. Tabii acıkmışlar. Bakın sesleri geliyor. Şöyle. Normalde buna koyacaktım ama buradan boylara yetişmez diye düşündüm. Niye Türkçe konuşamıyorum? Bak, bak kafasını çıkarıyor. Bak, bak. Biliyor bak. Bunu nasıl çıkaracağız bunu? Birincisi bu. Şöyle yapalım. Şöyle aralıklı koyalım da tabii patileri de buza değmesin. Üşürler çünkü. Şu şurada kalsın. Dur. Bak yenge, görüyor musun? Evet. Çıkıyorlar. Evet. Onu da buraya koyalım. Böyle. Bak kendileri girebiliyor gerçekten. Bak bak bak, giriyor, gördün mü? Gir. Bundan yardım edeyim. Hop. Giyiyor. Yok. Sen diğerlerine bak. Onlar korkuyor. Gel. Tamam. Bunlar yesin. Niye mama yemediği belli oluyor. Bakın. Annesine yemiyor. Seni gidi yaramaz seni. Burayı da çıkmayı öğrenmişler. Burada aralık var. Ne yapıyorsun sen orada? Tamam. Sen onu emzir, ben seni hapsetmeyeyim. Umarım görüyorsunuzdur. Ne güzel emiyorlar. Neyse. Onlar emsin. Biz gidelim kuzularımıza bakalım. Evet, artık kuzuyu koyun altımıza. Tamam dedeceğiz. Ot balyası. Bunun yarısını almamız gerekiyor. Bıçağın nasıl? Çok keskin değil mi? Şu şurada kalsın. Düşmeden. Neydi bana dükkanın kapısını açar mısın? Bu. Tamam. Bu kadarını alalım da. Çoklar zaten. Geri kalanını şey yaparız. Aç bakayım kapıyı, düşeceğim. Dur. Bu şeyi kapat. Kilidi. Neyse, koyunlar acıktı. Bunu seveyim derken. Dur. Kapıyı tutsana yenge. Koyunlar. Koyunlar dışarı çıkarmadan. Durun bakalım. Dur dur, düş.
yazıları göstereyim size. Kaç tane? 2, 4, 6, bakayım, 7, 8, orada var mı başka? 9, 10, 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
Bitti. Nazlı'nın yerinde yaptım. Bu burnunun pisliğini. Ya sen hiç doymuyorsun. Hiç doymuyorsun. Ne kadar büyük bir mideye sahipsin. Şu ineklerimizin yerlerinde tertemiz yaptık. Onlar yesin artık. Ne yapıyorsun sen?
yapsınlar da kapatalım artık. Haydi bakalım hanımefendi. Sen niye bana geliyorsun? Sen niye gitme? Kız! Kız! Kız gitsene. Be yavrum gitsene. Dışarıda mı kalmak istiyorsun? Vallahi tilkiler seni ham yapar. Yavrucağızım. Kış 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 kış. Hadi git. Aa. Niye sen bana gelip gelip duruyorsun? Bir git ya. Kış 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 kış. Kız kız. Kız gitsene. Kış. Git. Git. Şükür. Ne gidi yaramaz seni. Allah diğerleri girmiş. Hadi bakalım. Kış 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 kış. Hanımefendinin yeri burası. Gel. Gel seni buraya sokayım. Gel. Gel. Gir. Gir kız. Hadi bakalım. Evet. Kazanımızı da bir kontrol edelim. Tabii ki de önce bir kapatalım. Babam doldurmuş onu. Çıtır çıtır yanıyor. Normalde videoyu kapatmıştım ama tabii ki de şu miniğimizi unutmayalım. Bunun da süt içmesi gerekiyor. Babam koyunları şöyle samanlarmış. Babacığım kamerayı tutabilir misin? Bak alışmış artık bana. Senin kuzun değil, bir saniye. Ama sen bana rahat vermiyorsun ki. Baktınız mı? Evet. Hemen ben de üstümü değiştireyim. Arkadaşlar yeni geldim ben. Semih ayak verdiydim kamerayı. Adaklarımızı da attık. 5x7. 5 kere 7 kaç yapıyor Semih? 5 kere 7 kaç yapıyor? 35 kişiye ulaştırdık. Evet. Arabayı görüyorsunuz. Daha dün öbür gün yıkattık bakıma giderken. Ya ne diyeyim, yapacak bir şey yok. Hadi üstümüzü değiştirelim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ondan sonra iş başına. Baba hava gene kışlayacak herhalde ha. Bozuldu valla. Kuzuların hepsi buluştu mu baba? Ben gideyim buluşturayım mı? Arkadaşlar yeni geldik. Semih Ağa, Sevara'ya hepsi bakmışlar koyunlara, kuzulara. Yem vermişler. Ben de dediğim gibi adakları dağıttım. Geldim. Köylere gittik. Birkaç yere. Birkaç köye. Yine birçok kapıya bıraktık. Çok şükür. Şimdi kazımız geldi. Kazımızı getirdim ama biraz geç kaldı sanırım. Ben size göstereyim. Kars kazı tuzda ve buzda kurutulmuş. Yani tuzla buzda kurutulmuş bir kaz. -20-25 derecede kurutulmuş. Abi dedi bir şey olmaz dedi. Ben size göstereyim. Onu da pişiririz mi bilmiyorum. Çabuk pişer mi onu da bilmiyorum. Neyse bakalım. Arkadaşlar koyunlarımızı kuzularımızı bir buluşturalım. Yemiyorlar. Dışarı çıkanlar var. Yemlerini bir yesinler. Semihalar yem dökmüşler. İkizleri buluşturacağız. Kendileri buluşurlar. Ya ikizin biri de burada. Ben seni senin yanına bırakayım. Bak kaybolmayın ha. İkizsiniz siz. Kaybolmayın. Ananız gelir. Bundan sonra gece mesaisi. Bol bol. Dün akşam babam uyumadı. Büyük bu akşam da büyük ihtimalle ben dolaşırım sürekli. Bir gün birimiz, bir gün birimiz. Bu aralar koyunları yalnız bırakmamamız lazım.
doğumlar devam ediyor. Kafası kınalı. Dur bakalım, bir gitsinler bir geliriz sonra tekrar. Evet arkadaşlar, kazımız burada. Ben getirdim ama tabii ki de şu anda zaman yok. Bu tuzla kurutulmuş ve Kars'ın soğuğunda kurutulmuş bir kaz. Bunu yarın yaparız anne büyük ihtimalle. Yarın olur, artık geç oldu. Nasıl olursa şimdi yarın. Şöyle göstereyim ben size. Siz bunu yine dondurucuya koyun. Abi, bunu satan abi dedi ki, yani bunu veren abi dedi ki, ben abiden istedim. Bana getirtirdi. Şöyle göstereyim. Boynu moynu burada. Anne çok tuzla kurutulduğu için, bu evet. Tuzla kurutulduğu için, önce dedi bir kaynatın dedi. Evet. Suyunla bulgur pilavı yapın dedi. Tamam. Ondan sonra bu kazı dedi, alüminyum folyoya sarın dedi. Ve fırında pişirin dedi. Önce suyunla bulgur pilavı yapacağız. Tamam. Pirinç pilavı da gitmez dedi. Yani biz öyle yiyoruz. Karslı abimiz. Buradan da Kars'a selam olsun. Muhabbeti geçmişti. Abi dedim, ben Kars'tan kas alsam dedim. O dedi, benim tanıdıklarım var. Abim var, ablam var. Sana gönderirler dedi. Allah razı olsun. Göndermişler. Kaz budur arkadaşlar. Kars'ın kazı dediğim gibi soğukta. Bir de tuzda kurutulmuş. Bunu büyük ihtimalle bir sonraki videoda pişirilişini gösteririz. Artık nasıl olur bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, geçen bunlar hediye gelmişti. Kargo gelmişti, PTT kargo. Biz bunları açmadık. Sizle beraber açıyoruz. Aslı kardeşim göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Instagram'dan yazmıştı zaten bana. Acı biber göndereceğim diye. Şöyle bir acı biber göndermiş ve not bırakmış. Acı biber geldi. Acı sos demiştik ya arkadaşlar. Orhun abi, ben Mersin'den takipçin Aslı. Geçenki videoda acı biber sormuştun. Sonra kendi yaptığımız el yapımı acı biberden gönderiyorum. İnşallah beğenirsin. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok mu acı acaba? Hı? Şey yapacaktım. Dökülecek. Acı. Hakikaten acı. Teşekkür ediyorum Aslı. Harbiden acı arkadaşlar. Keşke bunu sonra yiyeydik. Evet, bu da gelmişti. Şöyle. Bir abimiz göndermiş. Şunları alalım. Telsiz göndermiş. Acı Semiha. Bizim köy biberi değil mi? Hayır. İyi de gör bakalım bizim köy biberi gibi mi? Motorola'nın bir tane size. Burada bir, şu kağıt yere düşmüş. Versene bana onu. Arkadaşlar. Çok acı bu. Profesör Doktor Habil Cezmi Demirci. Allah'a emanet ol demiş. Uzun bir yazı yazmış bana. Kendisine teşekkür ediyorum. Ay kızın kaybolmasıyla, hani gece gidiyor ya, onunla ilgili ışıklı tasma gönderdiğini, yine mama kabı göndermiş, Motorola telsiz göndermiş, telsiz yayını konuşmaları göndermiş, şuraya bakarak anlarsın demiş, yorum yapanlarla ilgili demiş, eleştiren çok olacaktır, yoluna devam et, sizleri seviyoruz demiş. Yani birçok güzel yazı yazmış, uzun. Ben bunları okuyacağım kendim. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Habil Cezmi Demirci. Şöyle göstereyim. Yazıyı da okursunuz siz. Güzel yazı yazmış. Öncelikle bundan başlayalım. Büyük ihtimalle dış ülkeden mi geliyor ki bunlar acaba? Evet. Çikolatalarımız var. Çikolatalarımızdan sonra Motorola telsizlerimiz var. Ha, niye açamıyoruz? Ha, koruması var Semiha. Çok acı, çok. Daha önceden biz konuşması da var. Arkadaşlar mikrofonları da var. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz daha önce telsiz getirmiştik, kullanıyorduk. Bunlar biraz daha profesyonel ve biraz daha güçlü sanırım.
Motorola'nın telsizleri ve güzel bir kutusu var. Babam uyuyor şu anda. Babam uyuyor arkadaşlar. Telsizlerimiz böyle. Bluetooth bağlantısı şurada var, burada var, ışığı var. Semiha. Hı hı. Sen gözünü al. Şurada acil durum var herhalde. Bir de böyle. Semiha. Semiha. Deneriz 10 kilometre. Etkili mi diye. Abi çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Kapatsana. Habil Cezmi abi. Vallahi kutusu mükemmel. Ayrıyetten bunlar var. Şöyle köpekler için. Aykız'a kullanırız. Köpeklerimize kullanırız. Köpek tasmalarımız var ve mama kabımız var. Bu köpek tasmalarından daha önce de gelmişti bize. Şöyle göstereyim. Yine Düşülka'dan gelmişti. Şöyle bir yani açamadım da şöyle bastığınızda ışık yanıyor arkadaşlar gece. Teşekkürler. Babam uyandıysa ver bakalım ne diyecek. Oo beni duyuyor musun baba? Kapattın mı? Hı hı. Niye kapattın Semiha? Ne bileyim. Kaç kanal olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir şey bu ya. Bu daha profesyonel. Semiha. Semiha. Kapattın mı? Yok. Semiha. Hadi. Hurdacılar bağırır ya. Onun sesi gibi çıkmıyor. Bizde böyle bağırırlar genelde. Ama güzel güzel. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok rahatsız etmek istemiyorum. Şu anda burada bir sıkıntı yok. Orada kuzularımız var. Şurada kuzularımız var. Geri çıkıyoruz. O kadar rahatsızlık vermeyelim. Şimdi diğer çadıra bakalım. Arkadaşlar burada da yemleri yemeye devam ediyorlar. Koyunlarımız, kuzularımız yanında. Annelerinin bakın. Şurada var. İkiz kuzularımız. Bakın anneleri bu. Gördüğünüz gibi ikisi de yanına almış. Kulaklarında mavileri var. Başka bir doğum var mı? Bir bakalım. Şu anda gözükmüyor. Çok dediğim gibi ürkütmek istemiyorum. Yemiyorlar. Evet, mesai böyle. Gece gece hep dolaşacağız. Hiç de boş bırakmayacağız. Doğumlar hızlandı. Bu bizim için güzel. Çünkü bereket ayı doğumla güzelleşen bir ay bizim için. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Bir gün daha sonuna geldik. Yine işlerimizi hallettik. Yine görevlerimizi hallettik. Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla adaklarımızı dağıttık. Evimize geldik. İşlerimizi yaptık. Şu anda bu ilk dolaşım. Sabaha kadar 1 saat 2 saat arayla bir dolaşırım. Ne zaman uyuyakalırsam o zaman da sabah olur zaten. Biz de bundan sonra böyle dediğim gibi seviyorum sizleri. Hediyeler için de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kazı da yakın zamanda pişireceğiz. Hadi bakalım.